Sarı Haber'den herkese merhabalar. Özel röportajlarımızla her hafta sizlerle birlikteyiz. Ve bu haftaki özel röportajımız AK Parti MKYK üyesi, aynı zamanda 24, 25 ve 26. dönem milletvekili Sayın Metin Külünk. Sayın Külünk, öncelikle yılın ilk iş günü ve yılın ilk röportajını sizinle başlattık 2023'te. Bu benim için de aynı. Yani bu yılın ilk röportajı. Şimdi AK Parti kurulduğundan bu yana hem milletvekilliği hem çeşitli kademelerde göreviniz ve aynı zamanda hali hazırda şu anda devam eden MKYK üyeliğiniz var. Halk tarafından çok seviliyorsunuz, halk tarafından biliniyorsunuz. Ama Metin Külünk bir belediye başkanı ya da farklı bir noktada değil. Niçin? Öncelikle ben bunu sormak istiyorum. Bu işler nasip meselesi. Biz istikamet üzere yol yürümekle mükellefiz. Dolayısıyla makamlar ve mevkiler insanların salt, tek başına kendi çabalarıyla ortaya çıkan bir sonuç değildir. Bizim vazifemiz, inandığımız değerler var. Dünyaya ilişkin iddialarımız var. İnsanlığa ilişkin iddialarımız var. Ve dünyaya ve insanlığa ilişkin iddialarımızın en stratejik gücü olan Türkiye'mize dair iddialarımız var. Biz iddiasız insan değiliz. Hayatımızın neredeyse çocukluk hariç tamamı iddialı bir mücadele içinde geçti. Dolayısıyla bu mücadeleye inanmış adamlar hayatı dünyevilik temelinde değerlendirmezler. Biz kanayan bir yere gördü mü yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim derken, öbür taraftan da dünyanın neresinde bir mazlum varsa o mazlumun derdine çare olmayı esas almış ve varlığın cümlesini bir gören, bir aklın inanmış, bir fikrin inanmışlarıyız. Dolayısıyla belediye başkanlığı, milletvekilliği, buna bağlı makamlar ve mevkiler sonuçtur. Esas hakikatin mücadelesini vermektir. Sonuçta ben 51 yaşında milletvekili oldum. Türkiye'nin en değerli temsil makamlarından birisinde 7 yıl görev yaptım. Bir belediye başkanlığı veya bir başka nicelik bizim bu büyük iddialarımızın tarif edilmesinde asla tek başına esas değil. Elbette hepsi kıymetlidir. Ama bu bir nasip meselesidir. Biz o koltuklar üzerinden mücadele etmeyiz. Yani o koltuklara erişmek bizim hedefimiz değil. Altını çizerek söylüyorum. O koltuklara erişmek yok. Milletvekili olayım, bunun için uğraşayım. Belediye başkanı olayım, bunun için uğraşayım. Şu koltuğa gelmek, biz bunun için mücadele etmeyiz. Biz dünyayı değiştirmek için mücadele eden adamlar ve bugün bu iddiaya her günkünden çok daha fazla insanlığın ihtiyacı var. Dünyayı değiştirmek. O nedenle bu iddiada olan bir insan için koltukların hepsi gelir geçer, çok önemli değil. Şimdi 20 yılı aşkın bir süredir AK Parti'nin içerisindesiniz. Kurulduğu günden bu İstanbul'daki kurucularından bir tanesi. Bu süreçte birçok çalışmanın içerisinde yer aldınız. Zaten milletvekillik süreci ve MKYK'da apayrı bir boyutu ve apayrı bir yükü. Ama şimdi günümüz, gündemimiz tamamen seçim şu anda. Bu seçim sürecinde AK Parti'yi nerede ve hangi noktada görüyorsunuz? Evet, içerisindesiniz, çok önemli görevlerdesiniz. Fakat muhalefet tarafından bakınca çok farklı bir yorumlama var. Hükümet tarafından bakınca çok farklı bir yorumlama var. Ama objektif bir bakış almak istiyoruz sizden. Gerçekten muhalefet var mı? Ya da tamamen Türkiye'yi bu asrın saypikosuna tutsak etmek isteyen bir masa mı var? Muhalefet bu toprakların çıkarlarına odaklı iktidardan farklı olarak ama temel değerler, bağımsızlık, egemenlik haklarımız, devletin varlığı ve bekası noktasında, bayrağımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğü noktasında tartışma zeminini oluşturduğu bir muhalefete siz
bu toprakların muhalefeti diyebilir misiniz? Bu topraklara ait bir muhalefet diyebilir misiniz? Ya da birbirine benzemezlerin tamamen Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, Erdoğan gitsin ne olursa olsun noktasında oluşturulmuş bir masanın ne düşündüklerini bilmiyorsunuz. Türkiye'nin bir kez daha Saipiko Anlaşması'na tutsak edilmek istendiğine dair bir itirazlarının olduğunu görmüyorsunuz. Siyaset yapılabileceğine inanmıyorlar ki tamamen Londra'dan seslenmek istiyorlar, Washington'dan seslenmek istiyorlar ve Washington'ın karanlık dehlizlerindeki, Avrupa başkentlerinin karanlık dehlizlerinde hangi dil Türkiye'ye karşı kullanılıyorsa, hangi dil bu ülkenin liderine karşı, devletin liderine karşı kullanılıyorsa, ki biz bu dili Abdülhamit döneminde gördük, biz bu dili Abdülaziz döneminde gördük, biz bu dili Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde gördük, biz bu dili Menderes'te gördük, biz bu dili Erbakan Hoca'da gördük, biz bu dili Alparslan Türkeş'te gördük. Bu dilin ortak özelliği bu topraklara, bu topraklarda yeniden bir galibiyet üretmek isteyen, başarmak isteyen, bir kez daha insanlığı adaletle buluşturmak isteyen hangi irade varsa o iradeyi hedef almıştır. Şimdi bahsettiğiniz muhalefet hangi zeminde duruyor? Eğer Türkiye'nin temel değerlerini, bağımsızlık, egemenlik açıkça ilan etsinler, o zaman terör örgütlerinin diliyle konuşmasınlar, Amerika'daki Michael Rubin'in diliyle konuşmasınlar, Suriye'deki PKK'nın Suriye ayağının diliyle konuşmasınlar ya da Atina Belediye Başkanı Bakoyani'nin diliyle konuşmasınlar. Fransa'da kürsüye çıkıp Türkiye'ye saldıran parlamenterlerin diliyle konuşmasınlar ya da LGBT'nin diliyle konuşmasınlar. Bu topraklara ait dille konuşsunlar. O zaman ben buna muhalefet derim. O zaman bu muhalefetin yıllarca eleştirdikleri, tırnak içerisinde Atatürk'ün arkasına saklanarak eleştirdikleri damat Ferit'ten ne farkları var? Kamil Paşa'dan ne farkları var? Hüseyin Avni Paşa'dan ne farkları var? İstiklal Savaşı'nda dahi Amerikan mandacılığını kabul edelim diyen, Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünyasını değiştirdikten sonra Atlantik ötesine teslim eden, ikili anlaşmalarla Türkiye'yi Atlantik ötesine teslim eden Atatürk sonrası milli şeflik döneminde ne farkın var? Bu masa bir kez daha Türkiye'yi alıp Batı'ya, buyurun biz Türkiye'yi size teslim ediyoruz. Bunun karşılığında da biz kendilerini ifade edeceğiz. Bu topraklarda Zelenski olmaya adayız diyen bir muhalefetten siz Türk siyasetine ilişkin değer üretmesini bekleyebilir misiniz? Soruyorlar Deva Partisi'nin genel başkanı. Henüz daha konuşmayı konuşmadık diyor. Ne zaman konuşacaksınız? Hangi zeminde buluştunuz? Masaya yatırsınlar. LGBT konusunda ortak tavır çıkarsınlar görelim. Türkiye'nin toprak bütünlüğü konusunda ortak bir dil üretsinler. Daha ortak bir cumhurbaşkanı adayı bile çıkmadı. Ortak bir cumhurbaşkanı adayı olmadığı gibi ortak bir fikirleri de yok. Masanın etrafında aslında ciddi anlamda her biri ayrı ayrı sıkılıyor ama her biri birbirinin üzerinden rol çalmaya çalışıyor. Çünkü masa tek değil. Yani masanın bir tarafı Londra'ya bakıyor. Bir tarafı Washington'a bakıyor. Bir tarafı Berlin'e bakıyor. Ama bir taraftan da bir mağdur yaratılıyor. Bu mağdur üzerinden sizce yaratılan mağdur üzerinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkabilir mi? Hukuk üzerinden bir sahte mağdur peşinde koştular. Hukukun, yargının kararlarına saygımız var. Bu kararlar üzerinden acaba bir kez daha Sayın Erdoğan'ın rolünü çalabilir miyiz? Şu anki tabloda bir mağdur, yani ben tekrar yineliyorum ama bu mağduriyet yaratılıp bunun üzerinden ilerlenebilme ihtimali nedir? Sahipleri çok farklı. Masanın bir tarafı Washington'da gözü. Masanın bir tarafı Berlin'de gözü.
Masanın bir tarafı Londra'da, masanın kısmi bir tarafı da Paris'te. Şimdi dört tane ayrı yere bakıyorlar. Şimdi dört tane ayrı yere bakan masada dört ayrı gözün tek bir göz olabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Yargı kararı üzerinden mağduriyet üretmek isteyen, istenilen şahsım kararın olduğu gün CHP'nin genel başkanı Almanya'ya uçtu. Niye? Ne garip. Niye Almanya'ya uçtu? Neden Almanya'ya uçtu ve apar topar geri döndü? Bütün birbirine benzemezler. CHP'nin geleneksel tabanının olmadığı, tamamen CHP'nin dışında başka bir CHP tarifine zorlanan bir yapı oradaydı. Muhatabı olan sahte mağduriyetin sanki CHP'nin belediye başkanı değil de İYİ Parti'nin belediye başkanı gibi. İki genel başkanın ortaya koyduğu fotoğraf. Aslında bu İBB'nin başındaki şahıs farkında değil. Neyin farkında değil biliyor musunuz? Benim anamın bir lafı var. Oğlum derdi, sokma akıl 40 adım gider. Eğer bir insanın kendi genetiğinde kendisine dayatılmak istenen, kendisine biçilmiş, tanımlanmış, işte tırnak içerisinde buradan bir acaba CHP genel başkanı üretebilir miyiz? Genel başkanlık genlerinde olmayan, genlerinde bir genel başkanlık dokusu olmayan birisine siz dışarıdan hangi elbiseyi biçerseniz biçin, olabilecek tek şey Ukrayna'nın başını belaya sokan Zelenski'dir. Dolayısıyla kimin işine gelir bu Zelenski modellemesi? Venezuela'da halkın seçtiği lidere karşı sokağı kim hareketlendirdiyse. Bir de bir yorum yaptınız yine aynı gün. Ekrem İmamoğlu davasından sonra Meral Akşener'le olan sarılmaları medyaya yansıdı zaten. Çok konuşuldu, günlerce çok konuşuldu. Hemen ardından bir açıklamamız vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetten uzaklaştığını düşünüyorum dediniz. Siyasetten uzaklaştırmak istiyorlar dedim. Evet, zaten senaryo. Asıl oradaki o kucaklaşmanın... Gerçekten böyle bir düşünceyle mi çekildi bu fotoğraf? Tabii ki yani. Doğrudan hedef Kemal Bey zaten. Masada buluşanların bir kanadı İBB'nin başındaki isim ya da Ankara'daki isimle ittifak ederek Kemal Bey'i tasfiye etmek ve CHP'yi tasfiye etmek istiyor. Görmek istemedikleri bir büyük tehlike var. Masada tasfiye edilmek istenen aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti tasfiye edilmek isteniyor. Bunu CHP'nin yurtseverlerinin göreceği en iyi tablo yargının kararı sonrası Saraçhane'de ortaya konulan tiyatro oyunu. Bu oyunun hedefi CHP'nin tasfiyesidir ve Kemal Bey'in tasfiyesidir. Yani altılı masadan ziyade CHP'nin kendi içerisindeki karışıklık dahi şu anda. 2014'te Beylikdüzü'nde başlayan bir operasyon var. Bu operasyonun stratejik hedeflerinden birisi İBB'nin başındaki şahıs CHP'nin genel başkanlığına taşınmak isteniyor. Dolayısıyla İYİ Parti'nin genel başkanı da bir anlamda çok fonksiyonlu oynadığı oyunda bu oyunun önemli karelerinden birisi İBB'nin başındaki isim üzerinden CHP'yi teslim almak ve CHP'yi tüketmek. Ama CHP'nin vatanseverleri bunu görmeli, bu oyunu görmeli. Sonuçta CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti ve Mustafa Kemal'in kurduğu partinin kuruluş değerleriyle hiç örtüşmeyen bir profil Kemal Bey tasfiye edilerek yerine oturtulmak isteniyor. Kemal Bey de aslında CHP'yi teslim etmemek için direniyor. Ama Kemal Bey kuşatılmış bir lider, genel başkan. Yani hem Ankara'da kuşatılmış hem İBB üzerinden kuşatılmak isteniyor. Öncesi böyle bir hamle olabilir mi? Bekleniyor mu böyle bir? 24 saat çok kıymetli, her şey mümkün. Ben yıllar önce
CNN'de, sizin görev yaptığınız CNN'de Kemal Bey'in yerine hazırlanan ismi de söylemiştim. Dolayısıyla kavga tek ayaklı değil. Ankara'da da bunu fark edenler CHP'nin başına İBB'nin başındaki ismin yolunu tıkamak için hareket ediyor. En nihayetinde nereye gider bu iş? Tam da bunu soracaktım. Eğer böyle bir şey olursa... Nereye gider bu iş? Şimdi yargı kararının henüz istinaf var, Yargıtay süreci var. Uzun bir süreç. Bir anda sanki her şey olmuş bitmiş gibi ve yargı mensuplarına saldırdılar. Yargı kararlarına saldırdılar. Bakın ben diyorum ki yargı kararlarına saygılıyım. Ama bu karar üzerinden üretilmek istenen sahte mağduriyet var. Bu bir tiyatro. Bu tiyatro anında kürsüler kuruldu. Kürsü kuruldu hemen İBB'nin de. Ertesi gün... Her şey hazır gibi bekliyordu değil mi? Her şey hazırdı. Yani yarım saat... Bakınız Derya Hanım, Türk toplumunun basiret ve feraseti çok yüksektir. Sokağın basireti ve feraseti çok yüksektir. Türk toplumunun basiret ve felasetini kimse hafife almasın. Tutmadı, yutmadı. Bu millet o oyunu gördü. Ertesi gün İBB'de bütün çalışanları baskıyla imza karşıladı. Şeflerin baskısıyla, müdürlerin baskısıyla İBB'de zaten 30 binin üzerinde emekçi var. Zorla topladılar oraya. Buna rağmen sokak iltifat etmedi. Denemek istediler ama oyun bitti. Oyunun bittiğini, yani İBB'nin başındaki ismin de kendi kendini tükettiğini gördü. Onu gördükleri için masadan lider çıkmıyor. Ama bir tek şansları var. Kemal Bey genel, CHP'nin genel başkanı bu saatten sonra. Adayım demediği müddetçe Kemal Bey, iki şansı var Kemal Bey'in. Ya aday olacak, ya aday olacak. Eğer Kemal Bey masadan aday, kendine aday olarak çıkarmaz ise Kemal Bey siyaseten oturduğu koltuğun hakkını verememiş bir isim olarak tarihe geçecek. Niye? Genel başkanlık iddia işidir. İkinci şansı da aday olmak. Gözüküyor o ki Sayın Kılıçdaroğlu kendini aday olarak zaten ilan etmiş. İlan etmiş aday. Bundan sonra ne olur? Masadan ikiliyi zorla bir araya getirdiler. Çok açık uzlaşamadılar. Sahte tebessümlerle masadan kalktılar. Beraberiz görüntüsü vermeye çalıştılar. Ama görüntü tutmuyor. Dolayısıyla böyle bir fotoğrafta Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı, sandıktan Cumhurbaşkanlığı hayırlı olsun. Bu millet kendini asla siyaseten, böyle bir güçlü bir lider varken, yaptıkları ve yapacaklarına dair bir vizyonu varken, vizyonsuz, ufuksuz, projesiz, programsız, benzemezlerin bir araya geldiği bir masanın macerasına bu millet iltifat etmez. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı hayırlı olsun. Şöyle bir durum da söz konusu. AK Parti iktidara geldiği zaman doğan çocuklar bu yıl ilk kez seçimde oy kullanacak. Ve şöyle bir durum var. Yani gençlerin bir kısmının tepkili olduğunu görüyoruz. Ki sosyal medyanın şu an ciddi bir etkisi var. Bir kısmının kararsız olduğunu ve bir kısmının bir tarafta olduğu görünüyor. Şimdi şunu diyebiliyor muyuz aslında? Evet, AK Parti 20 yıl içerisinde, 21 yıl içerisinde çok ciddi çalışmalar yaptı. Bu çalışmaları yaparken o dönemde doğan gençleri unuttu mu acaba? Kendi iktidarında doğmuş gençlerle bir dil problemi yaşıyor. AK Parti kendi başarılarının ortaya çıkardığı yeni bir psikoloji var. Bu psikolojinin anlaşılmasında AK Parti'nin mutlak surette bir bu kuşağa hitap edecek bir vizyon belgesini ben ortaya koyacağına inanıyorum. 20 yılda değişen bir Türkiye var ama bu yeni jenerasyon değişen
Türkiye'yi bilmiyor. Bakın, şu üsluptan vazgeçmeliyiz. Şunu yaptık, bunu yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık, bunları yaptık, bunları yaptık. Doğru, hepsi yapıldı. Hepsi. Bu kuşak zaten bunlara doğdu. Yani Avrasya Tüneli açıldığında doğan çocuk şu anda 7 yaşında. Osman Gazi Köprüsü açıldığında doğan çocuk 7 yaşında. Ya da Ovid Tüneli başlayıp bittiğinde doğan çocuklar şu anda 17-18 yaşında. Bu çocuk Ovid Tüneli'ne doğdu. Yani bu çocuk İpek Yolu'na doğdu. Bu çocuk dünyanın en kritik 3. havalimanına doğdu. Bu kıyası asla benim 78'de merhum Erbakan Hoca'yı aprona girerek karşıladığımız, uçağın dibine kadar arabayla girdiğimiz Yeşilköy Havalimanı'nı bilmiyor. Bilmek zorunda da değil. Biz 3. havalimanı dediğimiz İstanbul Havalimanı üzerinden yola çıkarak bu havalimanının lise öğrencisine, üniversite öğrencisine nasıl bir Türkiye vaat ettiğini konuşmak zorundayız. Ya da biz bu kuşakla, dijital yerli bu kuşak, bir sonraki kuşak da yapay zeka yerlisi olacak. Dijital yerli kuşağı dijital bir dil ile, yani biz ne istiyoruz? Mesela bizim yapmamız gereken en önemli işlerden birisi, dijital üzerinden, yani e-ticaret dedikleri dijital zeminde ticaretin güçlenmesiyle bir orta sınıfın ortaya çıkmasını başarmalıyız. Dünyada 5 trilyon dolar e-ticaret. Demek ki önümüzdeki süreçte dünyanın çok hızlı ticaretin kayacağı adres belli oldu. Bizim buranın üzerinden özellikle dijitale doğmuş, AK Parti'nin başardıklarına doğmuş kuşağı dijitale ulaşmasını kolaylaştıracak. Bilgisayar alımında, internet erişiminde. Hatta dijital üzerinden yaptıklarının kolaylaşmasına yönelik vergi indirimleri. Yani gittiğim her yerde gençler diyor ki, abi biz işte bilgisayar bölümünde okuyoruz ama bir bilgisayar alabilmemiz çok güç. Bu nedenle bu gençlerin bu anlamda doğduğu dünyayı doğru okumak, doğru doğduğu dünyayı, sonra bu doğduğu dünyada başarıyı. Şimdi bizim kuşak için en önemli iş fabrikaların etrafında şekillenmiş kasabada ticaret yapmaktı. O gün ne isterdik biz? Ben dükkan açacağım, bana kolaylık sağla. Bugün bu nesil dijitale doğdu. Dolayısıyla dijitalin etrafında sosyaliteyi, dijitalin etrafında ekonomik hayatı kolaylaştıracak, onların erişimini kolay hale getirecek dokunuşları başarmamız lazım. Peki tam da seçim arifesinde şu anda bunu başlasalar bile... Bak, bir vizyon belgesi dedim. Bana göre bu seçimde en önemli vizyon belgelerinden birisi AK Parti'nin iktidarına doğmuş, bu iktidarın yerlisi olan kuşağın, işte Türkiye yüzyılı bu anlamda çok önemli. Yani bu Türkiye yüzyılı AK Parti'nin iktidarına doğmuş gençlerin 2040'larla ilgili, 2053'le ilgili nasıl bir Türkiye? Bakın, enerji merkezi olmuş bir Türkiye geliyor. Bu bizim dönemde düşünmek mümkün değildi. Peki enerji merkezi olmak 17, 18, 20 yaştaki gençler için ne ifade edecek? Türkiye'nin cari açının en önemli kalemi enerji maliyetleri. Enerji maliyetlerinin minimize olduğu bir Türkiye'de her bir gencin refah katsayısı yukarı çıkacak. Yani daha neşeli, daha özgür, daha müreffeh, daha güçlü moraliteyle yaşayabileceği bir Türkiye ortaya çıkacak. Bizim dönemde bunu dillendirmek mümkün değildi. Çünkü biz Karadeniz'de doğal gaz olduğunu bilmiyorduk. Doğu Akdeniz'de haklarımıza sahip çıkma noktasında irademizin olduğunu bilmiyorduk. Biz neyi anlatmalıyız? Evet gençler, Karadeniz'deki 1 trilyon dolarlık doğal gaz çıktığında Türkiye'nin enerji doğal gaz maliyeti minimize olacak. Gabarda petrol, ismini vermeyeceğim, bulunmuş, açıklanmayı bekleyen başka yerlerdeki petrol kaynaklarımız hayatımıza dahil olduğunda biz cari açık problemi yaşamayacağız. Bu ne olacak? Sizin yaşadığınız Türkiye'de refah
çok daha güçlü olacak, daha neşeli bir hayat yaşayacaksınız noktasında bu gençlere şunu hissettirmemiz lazım. Burası zenginliğin, refahın, neşenin, muhabbetin ve birlikte dünyayı bütün farklılıklarımızla beraber olup bir olduğumuz bir dünyanın merkezi olacak. Bu heyecanı, şimdi niye? Bakınız, Türkiye büyük bir akıl devrimi yaşıyor. Şimdi gençler üzerinden konuşuyoruz. Bir kere bu gençleri kategorize etmememiz lazım. Gençleri bizim tanımlamamamız gerekiyor. Gerek yok tanımlamaya. Gençler kendini ifade edebiliyor. Babala TV'den sonra en enteresan etkilendiğim an bir cumartesi. Normal hattan görüşüyorum. WhatsApp'tan ısrarla bir telefon numarası arıyor. Telefon görüşmem bitti. Kapattım, açtım. Cevap: ben İzmir Göztepe'den arıyorum. İsmim Arda, görüntülü arıyor. Seni 4 saat izledik. 13 yaşındayım. Dikkat. İki arkadaşız. 13 yaşındayız. Okula gidiyoruz. Seni 4 saat izledik. Katıldığımız yerler var, katılmadığımız yerler var. Cümleye dikkat edin. Kaç yaşında? 13 yaşında. Katıldığımız yer. Şimdi siz Arda'yı anlamazsınız. Arda'ya siz klasik geçmiş dönemlerin çocuk davranışı sergilerseniz, Arda'nın aklına, zekasına hürmet etmezseniz Arda'yla bağ kuramazsınız. AK Parti'nin bir dijital iletişim diline ihtiyacı var. Yani lisedeki bir genç, atıyorum Üsküdar Cumhuriyet Lisesi, Ümraniye Teknik Endüstri Meslek Lisesi, bu genç doğduğu dünyada nasıl bir kendisine gelecek bekliyorum altyapısının hazırlandığını fark etmesi lazım. Niye Milli Eğitim Bakanlığı liselerde Türkiye'nin savunma sanayinde başardıklarıyla ilgili kısa film yarışması yapmaz? Yani İHA sadece bir savaş aracı değildir. İHA bir akıl devriminin ürünüdür. Niye bugüne kadar yapılmadı? Türkiye daha 12 yıl evvel Obama'dan İHA istedi. Obama'da adres aynı F-35'lerdeki gibi kongreyi gösterdi. Aradan 12 yıl geçti. Türkiye'nin bugün İHA ve SİHA'ları küresel ölçekte savaşın paradigmasını, şimdi düşünün, kızıl elmamız uçmaya başladı. 781 milyon 260 bin kilometrekarelik vatan toprağımızda kızıl elmanın sağ kolunda İHA'lar, sol kolunda SİHA'lar birlikte uçuyorlar. Kim yanaşabilecek? Çok az bir zaman kaldı. Bunun için herhangi bir planlama var mı? Mesela ben olsam Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yerinde çıkarım cuma namazı öncesinde savunma sanayiyle ilgilenen bir doçent, profesör arkadaşımızı çıkarım Sultanahmet Camisi'nde bir saat Türkiye ne yaptı? Bu bir partinin eseri değildir, milletin eseridir. AK Parti bu işin iradesidir. İradesidir. Ama çıkarım Sultanahmet Camisi'nin kürsüsünden, aziz milletimiz, ey milletimiz, sizin evlatlarınız, kim bunu başaran? Bugün savunma sanayinde binlerce, sadece milli muharip uçağında 10 bine yakın mühendis çalışıyor. Kaç yaşında bunlar? Ortalaması 25 ila 35 yaşa. Kim bunlar? Bu ülkenin gençleri. Şu anda Türkiye savunma sanayinde bir akıl devriminin realizasyonunu gerçekleştiriyor. Şimdi bizim gençlere ne söylememiz lazım? Bütün bu başarıların adresi sizsiniz. Şimdi gençler neden hoşlanmıyor? Şundan hoşlanmıyor. Şunu yaptık, bunu yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık. Özellikle bizim ekrana çıkan arkadaşlarımız, özellikle sohbetlerde, konferanslarda sürekli hastane yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı bu hizmetleri anlatıyor zaten, bunların hepsi gözü önünde. Bizim onlara şunu vaat etmemiz lazım. Şehir hastaneleriyle hangi sonuç çıkacak? Biz sağlıkta Afrika'nın, Orta Doğu'nun, Türk dünyasının, Doğu Avrupa'nın ve Rusya'nın tedavi merkezi olacağız. Bu neye getirecek? Daha çok döviz girdisi olacak. Bu neye getirecek? Daha çok zenginleşeceğiz. Bakın daha önemli bir şey oluyor. Türkiye iki hatta güneye çıkacak. Bir, Ovaköy sınır kapısıyla
Basra'ya ulaşacak. Basra'ya kuru kanal projesiyle Basra'dan, yani İpek yolunun, Deniz İpek yolunun Basra ayağını Türkiye güneyden alacak. Ovapınar kapısından inşallah Sincar'daki terör örgütleri temizlenerek Ovapınar, çünkü oradan PKK üzerinden Amerika, PKK üzerinden Amerika Sincar'da Basra ile Hamburg limanının Türkiye üzerinden bütünleşmesini engellemek istiyor. Şimdi Suriye'de Esad'la görüşmelerin hızlanması ve normale dönüş süreci hızlandığı zaman biz cilve gözünden de nereye ulaşacağız? Arabistan'a. Arabistan'a ulaşacağız. Şimdi Kıbrıs üzerinden nereye gideceğiz? Hem Afrika'ya, Afrika'yı göreceğiz. Hem Orta Doğu'ya çıkışlarımızın güvenliğini. Onun için derhal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kurulmalı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanlığı kurmalı. Bizim Magosa'da deniz üssümüz olmalı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de kendi deniz kuvvetlerinin gemileri olmalı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizim hava üssümüz, ki Geçitkale'de İHA'lar ve SİHA'lar konuşlandı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ordumuz çok daha güçlü hale getirilmeli. Niye? Kıbrıs üzerinden biz Afrika'ya çıkışımızı, Orta Doğu'yu göreceğiz ve gözetleyeceğiz. Bu bizim en tabii hakkımız ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız. 300 yıl, 400 yıl yetecek kaynak var orada. Gençleri en çok da bu Suriye meselesi çok fazlasıyla etkiliyor diyebilir miyiz bilmiyorum ama aslında etkiliyor da, yani hepimizi de etkiliyor bir baktığımızda. Son 2-3 gün önce yanlış hatırlamıyorsam yeni bir açıklama vardı. 1 milyon Suriyeli'yi göndereceğiz denildi. Cuma akşamıydı zannedersem. Ve bununla ilgili nasıl bir çalışma düşünülüyor? Yani 1 milyon... Bakın bu ay. Bu ay. Yani hangi aşamalarda... Önce bir kere MİT Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız Rusya'da bir Moskova'da görüşme yaptılar. Bunun ikinci adımı bu ay içerisinde muhtemelen herhalde gördüğüm kadarıyla Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Esad'la süreç, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye topraklarının terör örgütlerinin her türünden temizlenmesi, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, güvenliğine yönelik tehdit oluşturan hangi terör örgütü varsa tasfiye edilmesi Suriye'nin toprak bütünlüğü. Bu yola girildiği zaman Türkiye'de en az 3 milyon Suriyeli aşağı inecek. Hiç kimse toprağından ayrı yaşamak istemez. Siz bu topraklardaki mültecilerin bizim bu kadar misafirperverliğimize rağmen vatanından uzak olmanın ne demek olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Dışarıdan bakan gözlerin size yabancı gözüyle bakması. Toprağınızı bırakmışsınız, domatesinizi, biberinizi, buğdayınızı bırakmışsınız, bakkalınızı bırakmışsınız, berberinizi bırakmışsınız, gelmişsiniz. Elbette ki 3 milyon Suriyelinin geriye döndüğünü düşünün bu yolda. Şimdi Türkiye büyük bir iş başardı. Her Suriyelinin gönlünde nesiller boyu bir Türkiye hatırası yaşar hale geldi. Bu bizim büyük mücadelemizin, bu topraklarda yaşadığımız bütün zorlukları aşarak başardığımız en önemli işlerden birisidir. Oraya gidenlerin her biri Türkiye diyecek. Burada kalmak isteyen, o devletin politikası belirleyecek. Ben ısrarla söylüyorum. Göç ve İskan Bakanlığı kurmak zorundayız. Bu ülkenin demografik yapısını esas alacak şekilde bu topraklarda yaşamak isteyen hiç kimse saat kendi belirledikleri değil. Devletin göç ve iskan politikalarıyla var olmalıdır. Ama önceliğimiz ne şimdi? Esad'da süreç yürüsün. Normalleşme adımları hızlansın. Bu dalga boyunda tersine göç için önü açılsın ve 1 milyon deniz, sonra 1 milyon daha, sonra 1 milyon daha gittiğinde zaten bu mesele çok ciddi anlamda sokağın endişelerini. Orada da mesela biz orada da doğru bir dil üzülerek ifade ediyorum, üretemedik ve bu kadar büyük bir işi başarmış bir siyasal hareket
devlet bu anlamda sokaktaki vatandaşa bunu anlatmadı. Niye? Sokak doğal olarak neyi gördü? İsmini vermeyeceğim bir ilçede sürekli aynı fotoğrafı gördüğü zaman rahatsız oldu. Ama bunun Türkiye'nin bu büyük yürüyüşünde ne ifade ettiğini, bunların bir keyfi göç değil, insani bir mesele olduğunu. Biz bakın, Bosna Hersek Savaşı'nda nereye geldi Bosnalı kardeşlerimiz? Buraya geldi. Bulgaristan'daki kardeşlerimiz nereye geldi? Nereye gidecek şimdi Bulgaristan'da? Allah göstermesin. Filibe'deki, o bölgedeki, Kırcaali'deki. Ülke insanı olarak çok misafirperver bir toplumuz. Gerçekten. Ancak Suriyelilerden gelen zararlar ve toplumda yarattıkları etkili buna sebep oldu. Şu an 5 milyonun üzerinde diye söyleniyor. Böyle bir rakam var deniyor. Bu kadar, diyelim ki 4 milyona yakın Suriye. Ne kadar olay olmuş? Peki siz bu insanların ucuz iş gücü olarak Türk sanayisine katkılarını hiç düşündünüz mü? Gidin bakayım Antep'e, gidin bakayım Maraş'a, gidin bakayım Urfa'ya, tarlalara, gidin bakayım Adana'ya. Geçtiğimiz günlerde bir iş adamı bu konuda fikrini dile getirdi. Eğer Suriyeliler giderse biz çalışılacak adam bulamayız. Gidin bakayım Osmaniye, gidin bakayım Çorlu'ya, Çerkezköy'e. Gidin bakalım o fabrikalardaki fabrika patronlarıyla. Şimdi bu tarafta evet Suriyeli vatandaşları kriminal olayları olmuştur. Devlet gerekeni yapmıştır. İnsan gücü noktası bu tarafta bu tip 4 milyon nüfusun içerisinde küçük de olsa toplumu etkileyen hadiseler olmuş mudur? Olmuştur. Problem midir? Problemdir. Devlet gerekeni yapmış mıdır? Yapmıştır. Ama bu tarafta da neyi görmeliyiz? Bu ülkenin son 10 yıllık periyottaki ekonomik çarkların dönmesinde ucuz iş gücü olarak sanayinin merkezine oturdular. Şimdi bunu da görmeliyiz. Ama bir başka şeyi daha görmeliyiz. 100 yıl evvel bu sınırlar yoktu. Onların bir kısmı burada onlara karşı çıkanların belki akrabası olabilir. Türkmen, Arap. Arap. Peki soruyorum ben size. 910 kilometre sınırınız var. Bir iç savaş yaşanıyor. Yaşlılar, kadınlar, çocuklar nereye sığınacak? Yoksa sınırı kapatıp Akdeniz'de boğulmalarını mı? Sorun tam olarak da bu. İşte yaşlı, kadın ve çocuk derken Türk toplumunun tamamı bundan yıllar evvel hepimiz kucağımızı açtık. Hatta elimizden eşya dahi paylaştık. Hepimiz yapmışızdır bunu. Şahsım olarak ben de yaptım. Fakat sonrasından bizim milliyetçilik duygularımız vardır. Bizim erkeğimiz kaçmaz. Bizim erkeğimiz savaştan maalesef şey mantığıyla baktık. Hani erkeklerinin de kaçıp maalesef şuursuz olarak adlandırdığımız maalesef bir şekilde bu toplum içerisinde yaratmış olduğu rahatlık, o sahillerde daha gördüğümüz tablo, belki bunlar bizi çok fazla... Ama nihayetinde eksiklikleriyle, boşluklarıyla, hatalarıyla, doğrularıyla bir yere geldik. Şimdi nereye geldik? Bu meselenin çözümünün en temel adresi ne? Türkiye'deki Suriye'nin normalleşmesi. Bu normalleşme sürecinin en çok pozitif etkilediği, hiç CHP'nin, Esad'ın çevresinde açıklanan CHP'nin mektubunu konuşmuyor kimse. Türkiye eğer 15 Temmuz sonrası gerçekleştirdiği harekatları yapmasaydı, bugün PKK sınırlarımızın içindeydi, Amanos dağlarının kuzeyindeydi. CHP ne vaat etmiş Esad'a? Tazminattan bahsetmiş, Türk askerini çekmekten bahsetmiş. Soruyorum ben size, Türk askeri Afrin'den, Suriye'nin kuzeyinden çekildiği zaman o bölgeye bu şekilde olursa kim yerleşecek? PKK yerleşecek. PKK yerleştiğinde sen İskenderun Körfezi'ne çıkabilecek misin? PKK'yı Amerika niye orada terör ordusu haline getirmek istiyor? Şimdi kimse bunu CHP'ye sormuyor. Neyin vaadinde bulunuyorsun sen? Askeri çektin. Bölgeyi tamamen PKK'ya teslim etmenin önünü açmak istiyorsun değil mi? Diye sokağın sorması lazım CHP'ye. Peki AK Parti neden gündeme getirmiyor? Bu mektup daha henüz yeni dışa vuruldu. Ben de yeni 3 gün önce öğrendim. Yani CHP'nin yazdığı mektubun ve CHP Esad'a kızıyor. Niye sızdırdın diye. Siz ihanetinizi Esad'ın saklamasını istiyorsunuz. Peki CHP tarafından nasıl bir ses getirecek bu? CHP'nin tabanı sorgulayacak CHP. CHP'nin tabanı CHP'yi sorgulayacak.
Peki. Sayın Külün, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bize bir vakit ayırdığınız için. Evet, bugünkü konuğumuz AK Parti 24, 25 ve 26. dönem milletvekili. Aynı zamanda şu anda yine AK Parti MKYK üyesi Sayın Metin Külünk'tü. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik ve samimi haber özel yayınımız burada bitti. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere.